doğru anlamamız gerekiyor arkadaşlar. A sayısının farklı asal çarpanlarının çarpımı. Şimdi A sayısı 500 verildiği için hemen oradan bir örneklendirelim. 500 sayısı arkadaşlar neye eşit? 5 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2. 125 çarpı 4. O zaman bunun farklı asalları neler? 5 ve 2. Bunun çarpımı 10 geldi. İşte bunu demek istiyor soru tamam mı? Buradaki A yıldızdan kastı o zaman A yıldızla B yıldızın eşit olması için demek ki B sayısının da asal çarpanları sadece 5 ve 2'den oluşmalı. Şimdi bu arada bu soruda ekstra şöyle bir bilgi de vermiş. A sayısının asal çarpanlarının kuvvetleri çarpımı B sayısının asal çarpanlarının kuvvetleri çarpımına eşit. Şimdi bunun asal çarpanlarının kuvvetleri neler? 3 ve 2. Haliyle çarpımları ne geliyor? 6. O zaman B sayısının da şuradaki üstlerine P ve R desek P çarpı R'nin de 6 olduğunu söylüyor bu kavram bize. Buna göre P çarpı R 6 olduğuna göre P buradan arkadaşlar 6 R 1 olabilir. E veya P 2 olabilir R 3 olabilir. Şunu da diyebilirsiniz hocam bunlar yer değiştirince 1 6 olmaz mı? Evet olur 3 ve 2 de olabilir sadece sonuca çok etkileri olmuyor onların açıkçası. Dolayısıyla bu iki tane durum var. Şimdi artık buradan B, 5 üzeri 6, 2 üzeri 1 veya B, 5 üzeri 2, 3, 2 üzeri 3 veya dediğim gibi bunlar sorunun cevabına çok etkilemeyecek ama yine de yazayım. 5 üzeri 1, 2 üzeri 6, B arkadaşlar 5 üzeri 3, 2 üzeri 2. Şimdi A doğal sayısının pozitif tam bölen sayısı Zaten sorulmuyor. B doğal sayısının pozitif tam böleni soruluyor. Bir sayının pozitif tam bölen sayısı neydi? Üstleri de 1 arttır asal çarpanların. Yani 7 çarpı 2'den 14 olabilir. Bak bunu da alsan yine aynı. 2 çarpı 7 14. O yüzden burada kaç tane B değeri olabilir demiyor. Kaç tane B'nin farklı pozitif tam sayı böleni olabilir diyor. O yüzden 2 çarpı 7'den 1 buradan farklı değer geldi. Bir de arkadaşlar burada 2 artı 1'den 3... 3 artı 1'den 4, 12. Demek ki B sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin alabileceği 2 tane değer varmış arkadaşlar. A şıkkı geldi. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı sarı olan arkadaşlar x artı mavi x olarak verilmiş. Mavi x de x tam sayısı 2x'e, x'e en yakın iki tam sayının toplamıymış eğer x tam sayı değilse. Hemen bakalım sarı 2, şöyle üzerine s yazayım. Sarı 2 o zaman kurala göre 2 artı mavi 2'ye eşit. Mavi 2 için nasıl bir tanımlama yapmış? 2 tam sayı olduğu için bunun 2 katını al diyor. 2 artı 4'ten birinciyi 6 bulduk. Şöyle üstüne yazayım. Gelelim kök 2'ye. Kök 2 arkadaşlar sarı olduğunda kök 2 artı yine kök 2 mavi olacak. Buna göre o zaman mavinin karşılığı nedir? Kendisine yakın iki tam sayı. Nedir onlar? 1 ve 2. Böylece 3 artı kök 2 geldi. Artık arkadaşlar yerine yazarsak burası da 3 artı kök 2 oldu. Bunların farkına geliyor. 6 eksi 3 eksi kök 2'den 3 eksi kök 2. Bu arada zaten 3 artı kök 2 bulduğum için hemen bu kök 2 yerine artık bir daha uğraşmama gerek yok. 3 artı kök 2 yazarım. 2 kare farkı geldi. 3'ün karesi 9. Eksi kökkinin karesi 2. Cevabımız 7 olmuş oldu. C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada birbiri cinsinden yazarak hareket etmeye çalışalım. Böylece sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum. Şimdi A üzeri B. Bakın C gördüğüm yere yazarsam. A üzeri B. C gördüğüm yere yazdım. Eşittir A. Buradan bakın B oldu. A üzeri B çarpı A üstün üstü çarpıları B gelir. Şimdi hemen A gördüğüm yere de B üzeri C yazacağım bakın. Buradan da B üzeri C üzeri B A eşittir B. Yani B üzeri C çarpı B çarpı A B üzeri 1. Tabanlar aynı. Demek ki C çarpı B çarpı A neymiş? 1'miş arkadaşlar. Artık buraya gidip yerine yazdığımızda K çarpı 1 eşittir 4'ten K'yı 4 bulmuş olduk. E şıkkı. X eleman A olacak. Y eleman B olacak. X çarpı Y tam sayı sonuçlarının kümesi K'yı verecekmiş. Hemen göstereyim bakın. K kümesinin elemanları o zaman neler olur? Bir kere A kümesinden X alacağız. 1 bölü 2'den başlayalım. 1 bölü 2'yi burada ne ile çarparsanız çarpın cevap tam sayı gelir. 2 ile çarparsanız 1. 6 ile çarparsanız 3, 8 ile çarparsanız 4, 64 ile çarparsanız 32. 1 bölü 3 çarptığınız zaman hangisiyle tam sayı olur sadece 6 ile. Oradan da 2 gelir. Sonra 1 bölü 4'ü hangisiyle çarparsak 8 ve 64 ile çarparsak tam sayı gelir. Böylece oradan da 8 çarpı 1 bölü 4'ten 2 ama yazmıştık bir daha yazamayız. 64 bölü 4'ten 16. Böylece K kümesinin tamamını bulmuş olduk. L kümesine gelelim. L kümesi de y üzeri x olacak. Y üzeri x'in tam sayı olması için bakalım o zaman. Ee, hangilerinde olur arkadaşlar? Şimdi tabii ki böyle tek tek bakmaya bile gerek yok. 8 üzeri 1 bölü 3 yani 2. 64 üzeri 1 bölü 3 o da yine 4. Yine 64'ün 1 bölü 2. kuvveti yani karekökü 8. Sadece sarı bölgede nereyi anlatıyor arkadaşlar bize? K fark L'yi. O zaman burada 4'ler ortak, 2'ler ortak. Demek ki 1, 3, 32 ve 16 yalnız K'da olacaklar. Toplam 4 tane geldi D şıkkı. Burada mutlak değerli denklemi yalnız bırakalım. 2x artı 5 eşittir. 1 artı x kare. Şimdi normalde arkadaşlar mutlak değerli bir denklemde sol taraf mutlak değer sağ taraf standart bir denklemse sağ tarafın negatif çıkma ihtimaline karşılık ko kökleri kontrol etmemiz gerekiyor. Ama bu soruda gerek kalmayacak. Sebep zaten buranın negatif olma şansı yok. Bulduğumuz kökler bizim için direkt kök olur. 2x artı 5 eşittir. 1 artı x kare diyelim. x kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0. Maalesef çarpanların ayrılmadı. Delta'ya bakacağız. 4 artı 16 yani 20 gelmiş oldu. Deltası kökü nasıl buluyorduk? Eksi b artı kök delta bölü 2a yani 2. Buradan da 1 artı kök 5 oldu. Diğer kökümüz tabii ki nedir? Bunun eşleniğidir. Bu yüzden diğer kökte 1 eksi kök 5 gelecek. Şimdi şıklarda zaten d var ama bulduk gibi cevabı. Biz yine de diğerini de yapalım ki yani bilelim neden olmadığını. Şimdi 2x artı 5 eşittir. Eksi 1 eksi x kare deriz ya. Çünkü bir artılısına bir eksilisine eşittir demem lazım. Şimdi öbür tarafa attığımda x kare artı 2x artı 6 eşittir 0 olur. Böylece delta küçüktür 0 olacak arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş oluruz. Kök gelmedi değişik olur. Uzunluğu x kare eksi x artı 4'müş arkadaşlar. Demir çubuk ve aklınıza bir soru işareti gelmesin. Bakın ön cama yapışık yani hani eğik duruyor mu acaba açılı duruyor mu falan değil. Bildiğiniz cama yapışık böyle sanki bir bunu doğru gibi düşünün. Doğru parçası gibi düşünün ve yan yüzeyle böyle 30 derecelik bir açı yapıyormuş. Şimdi kabın yüksekliği de 12 santimden kısaymış. Şurada... Hani bir kimyasal madde var oraya dikkat etmeyin. Çünkü kimyasal maddenin yüksekliği ile ilgili bir soru sormuyor bize. Bize kabın yüksekliği ile ilgili bilgi vermiş. Ve bu kabın yüksekliği 12'den küçüktür demiş. Şimdi aynı zamanda çubuğun uzunluğuna dikkat edersek x kare eksi x artı 4 ya 30 derecenin karşısı neydi arkadaşlar? 90'ın karşısının yarısı. Şimdi şunu söyleriz. Evet x kare eksi x artı 4 bölü 2 yani yan kenarın yüksekliği Neyden küçük olmalı? 12'den. x kare eksi x artı 4 küçük olmalı 24'ten. Bu birinci söyleyeceğim şey. Ancak şuna dikkat edelim. Bir uzunluk asla negatif olamaz ya. Biz kenarda şunu da yapmamız lazım. Uzunluk asla negatif olamaz. Daima sıfırdan büyük olmalı. Peki daima sıfırdan büyük olması için ne yapmam lazım? Bunun tablosunu yapmam gerekiyor. Ama Allah'tan burada böyle bir sıkıntı yok. 1 eksi 16'dan bunun deltası eksi 15 geldiği için zaten x kare eksi x artı 4 uzunluğundaki bir çubuğun daima x'e ne verirsek verelim sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. O zaman hiçbir problem yok. x'e sağlayan aralıkta her değeri verebilirim. Bunu biz yine de önemseyelim arkadaşlar. Çünkü sorularda ne olur ne olmaz uzunluk kısmında buna dikkat etmeniz lazım. Tamam içimiz rahat artık olayı hallettik. Şimdi eşitsizliği çözüyorum. Atıyorum 24'ü öbür tarafa. x kare eksi x eksi 20 küçüktür 0. Şimdi buraya geldik. Köklerini ayırdığımız zaman ne olur? x eksi 5 çarpı x artı 4. Bir kökümüz eksi 4, bir kökümüz 5. Artı, eksi, artı neydi? Küçüktür olması gerekiyordu. Eksi 4 ile 5 aralığında arkadaşlar açık aralık. 5 eksi eksi 4 ikisi de dahil değil bir tane daha çıkarırım 8 tane tam sayı değeri varmış D şıkkı. Burada tabii ki deneme yanılma yoluyla bir şekilde yapıyoruz. TYT'de olsa biraz insanı çıldırtır hani vakit kaybı olur mu olmaz mı korkusundan ama burada öyle bir sıkıntımız yok. AYT'de sadece neye dikkat etmemiz lazım? Reel sayı çıkması için burada i, i küpte eksi i sonuçta, i kare eksi 1, i üzeri dörtte bir. Bunların özellikle şunlardan kurtulmam gerekiyor çünkü a gerçek sayı demiş. Şimdi nasıl yapabiliriz onu kontrol edelim arkadaşlar. Ne yaparsak en büyük sayı elde ederiz. Zaten büyük bir sayı elde edemeyeceğimiz kesin burada. Ee, şimdi eğer hemen i'lerden kurtulayım deyip buraya yazarsanız arkadaşlar. i ve eksi i'yi yani i ve i kübü. Bu sefer i kare ile i üzeri 4'ü çarptığınızda i üzeri 6'dır. Bu da i kareye eşittir yani eksi 1'dir. Cevap eksi 1 gelir. O yüzden mantıklı olan burada i kareyi buraya i üzeri 4'ü buraya yazıp eksi 1 ve artı 1'den bunları götürtmek. Sonra i ile de i kübü bu boşluklara yazıp i üzeri 4'ten 1 elde etmektir. Elde edebileceğim en büyük sayı tabii ki 1'den başka bir şey olmaz. Soru aslında bir çarpanlar ayırma sorusu, özdeşlik sorusu. Bakın 2 kare farkı yapacağız. x1'in karesi eksi x2'nin karesi artı x2 eksi x1 eşittir 6 olarak bir dursun. Hatta hadi onu da öbür tarafa atalım ne olacak denklem vari olsun. Burada x1 eksi x2 çarpı x1 artı x2. Burayı da eksi parantezinde x1 eksi x2 yazarsam gördüğünüz gibi x1 eksi x2 x1 eksi x2 ortak parantezine aldığımda x1 artı x2 eksi 1 eşittir 6. Şimdi ben zaten kökler toplamının eksi b bölü a'dan 4 olduğunu görüyorum burada. O zaman hemen buraya 4 yazdığımız zaman 4 eksi 1'den 3 oldu. x eksi 1 eksi x1 eksi x2 pardon çarpı 3 eşittir 6'dan x1 eksi x2 de gördüğünüz gibi 2 gelmiş oldu. B şıkkı. Soruda 0.4 ve 0.2 aralığında tanımlı olduğuna dikkat edin. Bunu kullanacağız çünkü. Şimdi F bileşke F A bölü 2. Sorularda ben dikkat ederim arkadaşlar. İç içe yazarım bileşke fonksiyonları dıştan içe gidip ne deriz? İçeriye ne yazarsak 0 olmuş 2 yazınca. O zaman artık şunu söyleyebilirim. F A bölü 2 eşittir 2. Buradan f a bölü 2 2 ise ne zaman fonksiyon 2 oluyor? Bir 0 olduğunda içerisi bir de 4 olduğunda. Tabii ki büyük değeri almak için a bölü iki eşittir. 4 diyeceğiz. Böylece a da buradan arkadaşlar 8 olacak. Şunda bakın rahat olun. Şimdi fonksiyonun zaten tanım kümesi sıfırla ile 4 aralığında. Ben zaten şu a bölü ikiye verdiğim değer 4 yani tanım aralığında. O yüzden a 8 çıktı a tanım aralığında değil değil. Çünkü a bölü 2 bu fonksiyonun x yerine yazdığı Tabii ki A bölü 2 tanım aralığındaysa A 8 olabilir. Problem yok. Çünkü orada o bir harften ibaret en nihayetinde. Ben buraya değer veriyorum. Sonra gelelim ikinci kısma orada dikkat edeceğiz. F, FB bölü 3 eşittir 2 demiş. Fonksiyon ne zaman 2'ye eşit arkadaşlar? 0 ve 4 verdiğimizde. Şimdi burada dikkat edelim. Ben FB bölü 3'e 4 dersem. Bu işte saçma olur. Neden? Fonksiyonun arkadaşlar 4'e gittiği bir değer yok. Fonksiyon maksimum 2 olmuş. O yüzden FB bölü 3'ü maksimum yapacağım diye 4 diyemem. E, tanım aralığı 0-4 ama görüntü kümesi bakın 0-2. Yani bu 4 görüntü kümesinden daha büyük bir eleman geldi. O yüzden FB bölü 3'ün sadece ne olması gerekir? 0 olması gerekir. 0 olması için fonksiyonda ne yazmalıydık? içeriye 2. Demek ki B bölü 3 2 olmalıymış. B bu yüzden arkadaşlar 6 geldi. Toplamları da 14 oldu. D şıkkı. İlk evet. önce şuna bakacağız. Soruda sıfırdan farklı dediği için. Sıfırdan farklı dediği için arkadaşlar. Burada A negatif olamaz. Çünkü A negatif olursa eksi A diye çıkar. B de buradan sıfır olur. Zaten sıfırdan farklı olmasıyla çelişti. Bu bilgiyi verdiğinden dolayı içim rahat. Evet A sıfırdan büyüktür. Ee, sadece bu soru bunu anlatmak için yani yoksa B'yi sormuyor bakın. Burada A'nın sıfırdan büyük olduğunu gör diyor. Şimdi o zaman payda eşitlediğimiz zaman x kare eksi A bölü A küçük eşit sıfır. Her iki tarafı A ile çarpıyorum gönül rahatlığıyla. Neden? A sıfırdan büyük eşitsizliği etkilemeyecek. x kare eksi A küçük eşit sıfır oldu. Eşitsizlik yön değiştirmez. Böylece x eksi kök A x artı kök a küçük eşit 0. Bir kökümüz eksi kök a bir kökümüz artı kök a geldi. Artı eksi artı. Burayı sağlayan kaç tane değer varmış? 5 tane değer varmış. Zaten eksi kök a ile artı kök a arasındaki sayımız 0. Toplam 5 sayı olduğuna göre demek ki diğerleri de 1, 2 ve eksi 1, eksi 2 imiş. Gerçekten bakın böyle oldu. O zaman a'nın alacağı en küçük değer arkadaşlar kaç olmalı? 4 olmalı. Peki Neden? A4 olursa burası 2 olur. Burası da eksi 2 olur. Gerçekten toplamda zaten 5 değeri sağlaması lazım. Küçük eşit dediği için. Ama arkadaşlar A şu da olur. Bir örnek vereyim bakın. Ee, A5 de olabilir. Kök 5 ile eksi kök 5'in arasında yine eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 var. O zaman buradaki A değerleri 2'den büyük sayılar olacak arkadaşlar. Pardon 4'ten büyük sayılar olacak ki kökü de 2 olsun. Veya eksi 2 olsun. Ama tabii ki 2'den büyük olduktan sonra nereye gitmemesi lazım? Kök 9'da olmamalı. Yoksa kök 9 olursa burası 3 olur. Burası da eksi 3 olur. O zaman sağlayan 7 tane değer gelir. O zaman buradan A evet 4'e eşit veya büyük olabilir. En son alacağı değer de 8'dir arkadaşlar. 9 olursa çünkü dediğim gibi burası 3 ve eksi 3 oluyor. Buna göre... 8 ile 4'ün toplamı 12. Bölü 2. Terim sayısı kaç arkadaşlar? 5 tane. O zaman toplamları 30 geldi. Hadi onu da böyle bir artistlik yapıp bir nevi diziden çözdük de üşendiğim için. Neydi ardışık terimlerde? Son terim artı ilk terim. Böyle 2 çarpı terim sayısı yaptım. Yani özel bir şey yapmadım merak etmeyin. 8, 7, 6, 5, 4'ü toplamaya üşendim birden. Ufak bir terim sayısı hatırlatması. Terim sayısı arkadaşlar buradaki doğal sayının bir fazlasıydı. Örnek x artı 2'nin karesinde iki terim mi var? üç terim mi var? Tabii ki bakın x kare artı 4 x artı 4 3 terim var. Bunun gibi terim sayısı 4 ise m 3 olmalı. O zaman 2x eksi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti arkadaşlar px polinomu. px artı 1 çarpı px artı 2 polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Hemen ne yapıyoruz kalan bulurken sıfır eşitliyoruz. Buradan x eşittir 1 geliyor. x yerine 1 yazarsak p2 çarpı p3'ün çarpımını istiyor bizden. p2. p2 arkadaşlar hemen kontrol edelim. 2 kere 2 4. 4 eksi 3'ten 3. kuvveti 1 olacak. p3'e bakalım şimdi. 3 çarpı 2 6 eksi 3'ten 3. kuvveti 27 oldu. 1 çarpı 27'den de cevap 27 geldi arkadaşlar. C şıkkı oldu. Baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden polinomun 3 tane tam sayı kökü vardır diyor. Ve polinomun sıfırlarının, polinomun sıfırı ne demek? Kökleri. Köklerinin aritmetik ortalaması 1. Şimdi 3. dereceden bir polinomun 3 tane kökü varsa o zaman aritmetik ortalama nedir? Toplamlarının 3'e bölümüdür. Demek ki köklerin toplamı arkadaşlar 3'müş. Köklerden biri eksi 3 olduğuna göre diğerlerine de a ve b diyelim. Diğer iki kökümüzün toplamı da 6 geldi. Şimdi bu polinomunu o zaman temsil olarak çiziyorum. Dikkat edin. Şöyle iki tane daha kökü olsun. Şu şekilde. Birisi a olsun birisi b olsun. Böyle temsil olarak çizdim dediğim gibi. Hani bilmiyorum şimdi pozitif mi negatif mi ona birazdan bakarız. Şimdi a artı b arkadaşlar 6. Yerine yazalım. Px eşittir 1 çarpı x eksi eksi 3'ten x artı 3 köklerini yarım yamalak olsa bildiğimiz bir polinom x eksi a çarpı x eksi b. Şimdi p x eksi 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan yani buraya 0 dersek x gördüğüm yere 1 yazdığımda 1 eksi 1'den p 0'ı vermiş bana p 0'ı da 24 olarak vermiş. Hemen yazıyorum 0 eşittir 3 çarpı eksi a çarpı eksi b'den eksiler birbirini götürdü. 3ab eşittir 24'ten ab 8 geldi. Şimdi a artı b'nin 6 olduğunu biliyorum. a çarpı b'nin de 8 olduğunu biliyorum. Yani birisi 4'müş birisi de 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi hemen burayı geri düzeltelim. x eksi 4 ve x eksi 2 toplamları 6 çarpımları 8 olan bu iki sayı var. O yüzden 4 ve 2 dedim bu arada. Şimdi p eksi 1'i bulalım. p eksi 1 2 çarpı eksi 5 çarpı eksi 3. Yani 15 çarpı 2'den 30'muş arkadaşlar. E şıkkı. İnsan soruya bakınca ilk olarak ne düşünüyor? Nasıl yani? Zaten bir birim değil mi bunlar? Cevap 2'dir değil mi? Ama şimdi bakın özdeş kareler demiş. Özdeş kareler diye söylerken de bu karelerin birim kare olup olmadığından bahsetmemiş. O yüzden bizim buna dikkat etmemiz lazım. Sorularda Bazenin ezbere bodoslamada alıyoruz. Aslında bir mansur yok. Soruda bize belirtir birim kare diye. Merak etmeyin. O rahatlık olduğu için bir bir diye yapıştırıyoruz. Ya da diyor ki analitik düzlemde diyor. Bakın soruda analitik düzlem demiş mi? Hayır. Temsili olarak bir analitik düzlem var. Ama analitik düzlem dememiş. Sonra e, özdeş kareler demiş. Bu yüzden e, herhangi bir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Buraya AA diyelim biz. Buralara da AA diyelim. Böylece şunu diyebiliriz artık. Baş sayısı 1 bölü 2 x eksi 2a'nın karesi, tepe noktasını bildiğimiz bir parabolün denklemi neydi? Baş kat sayı çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ydı. k'nın zaten sıfır olduğunu biliyoruz. Ordinatı sıfır çünkü. Şimdi parabol denklemi bu. Ve sıfır koyduğumuz zaman ne çıkıyormuş? 3a geliyormuş. 1 bölü 2, 4a kare eşittir 3a buradan da ee, A ne geliyor bakalım? 2A kare eşittir 3A'dan A 3 bölü 2 oldu. Tamam güzel. A 3 bölü 2 olduğuna göre burası 3 bölü 2. Burası da 3 alan 9 bölü 2'ymiş. D şıkkı. Güzel bir soru. Ufak bir noktaya ama çok önemli bir noktaya dikkat etmemiz gerekecek birazdan. Parabolde F3'ü vermiş. Tepe noktasında vermiş. Önce F fonksiyonunun denklemini bulalım. Baş kat sayısını bilmiyoruz a. Tepe noktası bilindiği için x eksi 2'nin karesi artı 4 eşittir fx diyeceğiz. f3 6 olduğu için a çarpı 1 artı 4 eşittir 6'dan a arkadaşlar 2 oldu. Şimdi gelelim hx'e. hx e. de arkadaşlar baş kat sayısını bilmiyoruz k diyelim. Sonra x eksi eksiden x artı 1'in karesi artı 3. Bu da hx fonksiyonu. Şimdi önemli nokta şu. Bu da parabol, bu da parabol. Şimdi biz iki parabolü toplayınca normalde a x eksi 2'nin karesi artı a'yı gerçi bulduk 2 e, artı 4 sonra artı k x artı 1'in karesi artı 3 bulduk. Toplam fonksiyonunun denklemi. Bu yeni bir fonksiyon olduğu için nerede artan nerede azalan olduğunu anlamak için ne yapıyoruz? Normalde türevini alıyoruz. 4 x eksi 2 artı 2k x artı 1 diğerlerinin türevi sıfır. Bu şimdi daima sıfırdan büyük gelmeli şey pardon daima sıfırdan küçük gelmeli ki daima azalan olsun. Şimdi bu zaten birinci dereceden denklem. Birinci dereceden denklem ne zaman daima azalan olabilir? Bunun herhangi bir x değişkeninin olmaması lazım. Sebep şimdi biz burada x'e farklı değerler verdiğimiz zaman fonksiyonun türev fonksiyonunun değeri değişiyor. Ama daima azalan olması için x diye bir şeyin olmaması lazım. Bakın şimdi 4x eksi 8 artı 2kx artı 2. Burada eğer x'ler olmazsa şöyle negatif sayı gelir. Hatta 2k da oluyor buradan. Ama x'ler var olursa x'e ne verirsen ver. Bazen pozitif olur, bazen negatif olur, bazen sıfır olur. Dolayısıyla k buradan arkadaşlar eksi 2 olmalı ki 4x eksi 4x birbirini götürsün. Böylece gerçekten eksi 8 eksi 4 daha eksi 12 sıfırdan küçük olduğu için bu fonksiyonun türevi negatif işaretli yani daima azalın olacak. Yoksa parabolün arkadaşlar türevi nedir? Düşünsenize parabol biraz azalıyor biraz artıyor. İki tane parabolü topladığınız zaman da yeni bir parabol elde ederseniz yine biraz azalır yine biraz artar. Demek ki bunların x karelerinin katsayılarının birbirini götürmesi gerekiyor. Aslında sözün özü bu. En son geleceğim nokta buydu. x karelerin katsayıları sayıları birbirini götürürse birinci dereceden denkleme düşer bunların toplamı. Türevini alınca da negatif oluyormuş. Hemen bakın gösterelim. K gördüğüm yere eksi 2 yazarsam açtığımda bakın şöyle bir şey oluyor. Bir seferlik hadi göstereyim. 2 x eksi 2'nin karesi artı 4 öbürü de eksi 2x artı 1'in karesi artı 3 ya yaz bunu neyle başlıyor eksi 2x kare bunu yaz neyle başlıyor 2x kare toplayınca hakikaten bunlar gidiyor birinci dereceden bir denklem birisinden eksi 4x e, eksi 8x geliyor öbüründen e, eksi 2x geliyor toplayınca eksi 10x artı 7 bir de şuradan da 4 2 8 oradan da ne oluyor e, eksi 2 Herhalde 13 oluyor. Tamam burası zaten çok önemli değil. Bunun türevini alınca gerçekten eksi 10 oluyor arkadaşlar. Bu soru bizden bunu beklemiş. Artık hem F'i biliyorum. Zaten 2 olduğu için. Hem de H'ı biliyorum arkadaşlar. F eksi 1 yerine yazarsak 2 çarpı eksi 3'ün karesi 9 artı 4. Sonra H2'ye bakalım. Eksi 2 çarpı 2 artı 1 3'ün karesi 9 artı 3. Bu da eksi 18, 3 daha eksi 15 oldu. Burası 18, 4 daha 22 oldu. 22 eksi 15'ten de 7 gelmiş oldu. Bu önemli sorunun cevabı D şıkkı. A1, A2, A3 nokta nokta şeklinde gitsek. Herhangi iki terimin çarpımı aynı sabit sayıysa burada o zaman A1 dersek buna buna da A2 dersek A1 çarpı A2, A2 çarpı A3'e eşittir. Yani A1 ile A3 eşit olur. Ya da A2, A3 ile A3, A4'ü eşitlesem A3'ler gider A2, A4'e eşit olur. Hatta bir örnek daha göstereyim. A4, A5 desem burada A4'ler gider A3, A5'e eşit olur. O zaman demek ki indisi tek olanlar yani A1, A3, A5 nokta nokta birbirine eşit geldi. Yine A2, A4 nokta 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 indisi çift olanlar birbirine eşit geldi. O zaman burada bunların üçü de birbirinin aynısı arkadaşlar. 3 tane A2 eşittir 12'den. A2 4. A8 de 4 olur. Çift indisler birbirine eşit. Buradan da A3 3 gelir. Demek ki A1 de 3'müş. A2 4 yine burası da 3 olacak. 7 bölü 3 gelecek C şıkkı. Soruda öyle ekstra özel bir şey yok arkadaşlar. Normal gerçekten biraz deneme yanılma yoluyla yapıyoruz. Sonuçta 12 x x bir asal sayı olması için 11 olabilir. x 1 gelir. 7 olabilir. x 5 olur. 5 olması için 7 olur. 3 olması için 9 olur. 2 olması için 10 olur arkadaşlar. Şimdi gerçekten x'e 1 verirsek. Pardon. X, ha evet x'e 1 veriyorum değil mi? Bunlar x'ti çünkü. x'e 1 verirsem bu tam sayı oluyor. Log 2 2 oluyor. Bir denemede tutturduk. Geçtim. Log x artı 3. O zaman onun kuvveti olacak şekilde 10'u elde edebilir miyim? Evet x gördüğüm yere 7 yazarsam log 10 10 olur. Bu da tam sayı olur. Tamam tuttu. Log 3 2x artı 5 3'ün kuvveti bir şey olabilir mi? Şimdi 3 olamaz çünkü x negatif olur. 9 olabilir mi? E, 9 olması için x'e 2 vermem lazım. 1, 5, 7, 9, 10'da 2 yok. 27 olması için zaten burada vereceğim en büyük sayı 10 olduğu için oradan bile en fazla 25 geliyor. Dolayısıyla bakın tek tek denemeden mantık yürüterek 3'ün olmayacağını gördük. 1, 2, C şıkkı. Güzel bir dizi sorusu. Bugünkü yaşları toplamı 18 olan 3 kardeşin yaşları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor demiş. Yaşları aritmetik dizi oluşturuyor. Küçük kardeş yaşadığı yıl kadar erken doğup. İşte bak burası önemli. Yaşadığı yıl kadar erken doğmak ne demek? Örnek şöyle düşünün. Bir insan 5 yaşında olsa, 5 sene erken doğsa 10 yaşında olur değil mi? Bunun gibi sıfır demeyin sakın. Ya da siz diyelim 20 yaşındasınız. 20 sene erken doğsanız ne olur? 40 yaşında olursunuz. Dolayısıyla büyük kardeşle 1 yıl geç doğsaydı 1 yaş küçük olacaktı. Buna bir dikkat edeceğiz. Bu durumda da geometrik dizi oluşturuyormuş yaşları. Şimdi hemen önemli nokta. Bunların yaşları toplamı 10'sa ve aritmetik dizi ise aritmetik dizide ortanca terim neydi? Terim sayısına bölerek bulunur. Terim sayısı kaç? Burada 3. 18 bölü 3'ten 6. Küçük kardeşe A dersek ortanca kardeş 6 oldu. Büyük kardeş de toplamlarının yarısı 6 olması için ilk ve ortanca, ilk ve büyüğün 12 eksi A olur. Ya da nereden görürsünüz? Toplamları 18 olması için A, 6, 12 eksi A fark etmez. Her türlü ortanca terim bakın 6 geliyor. O zaman bu a yıl önce de olsaydı 2a yaşında olacaktı. Büyük olan da 11 a olacaktı. Bu değişmiyormuş arkadaşlar. Doğum e, tarihi ile alakalı bir bilgi verilmemiş. 6 yine o zaman kalmış olacak. Şimdi bunlar aritmetikten geometrik diziye geçtiğine göre artık ne demektir? Birinci ve üçüncü terimin karekökü bize 6'yı verecek. Yani 2a çarpı 11 eksi a eşittir 36 diyeceğiz. Hatırlayalım arkadaşlar ortanca terim baştaki ve sondaki terimin yani ilk terim ve son terim diyelim çarpımının karekökü olur. Ona da dikkat etmek lazım. Şimdi 2a çarpı 11 eksi a eşittir 36'dan a çarpı 11 eksi a eşittir 18. a 11 eksi a kare eşittir 18'den a kare eksi 11a artı 18 eşittir 0. Yani a eksi 2 çarpı a eksi 9 eşittir 0. a buradan 2 mi 9 mu hangisi mi nasıl anlayacağız? a 9 olursa arkadaşlar bir kere saçma olur. Çünkü 9 6 küçük kardeş ortancıdan büyük oldu. O zaman demek ki a neymiş? 2. Gerçekten yerine yazalım bakın. Aritmetik dizi 4'er 4'er artıyorlar. İkinci durumda da 2 çarpı 2'den 4. Bu yine 6. 2 azaltırsak bu da 9 oldu. Hakikaten bunların da arasındaki oran 3 bölü 2 geldi. Dolayısıyla küçük kardeş 2 yaşındaymış. Şimdi arkadaşlar burada mantıklı olan bir kuralı hatırlayalım. Logaritma A tabanında B 1 bölü log B A'ydı. Yani şu log A B'yi ters çevirdiğimizde sınırlar yer değiştirir. Şimdi hemen burada niye bunu söyledim? Bakın burada da 3 var, burada da 3 var, burada da 3 var. En mantıklısı bunları 3 tabanına çevirmek. Bu yüzden bunu ters çevirdim. Log 3A oldu. Log B 1 bölü 3'te ufak bir işlem daha yapalım. Bu arkadaşlar nedir? 3 üzeri eksi 1'dir. Üst ne olur? Başa katsayı olarak gelir. Eksi log B 3. Bir de bunu ters çevirince bakın eksi log 3 B oldu. Güzel artık soruyu bitirdik bir nevi. Atarsak öbür tarafa logaritma 3 tabanında A. 2 tane logaritma 3 tabanında b. Hemen 2'yi yukarı atacağız. Eşitlikler yaparsanız kesinlikle arkadaşlar üstlerden pardon kat sayılardan kurtulup üste atmanız lazım. Yani böyle. Çünkü artık log 3'ü götürürsünüz. a eşittir b kare diyebilirsiniz. Şimdi log kök a b gördüğüm yere e, neyse a gördüğümüz yere yazalım. a gördüğümüz yere b kare kare kökü. Burası zaten b kare. B karenin kare kökü buradan tabi ki log B oldu. Bu zaten B kare. Böylece cevabımız 2 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Hepsini arkadaşlar 3 tabanında yazalım. Böylece 3 üzeri 0. 3 üzeri log 5. X eksi 3. Ve 3 üzeri 2 olsun. Böylece tabanlar nasıl olsa pozitif. E, tabanlar birden büyük. O zaman gönül rahatlığıyla 0 Log 5, x eksi 3 ve 2 yazabiliriz. Sonuçta bir pozitif birden büyük sayının üstü büyüdükçe sayı da büyür. O yüzden bunların üstleri böyle küçükten büyüye sıralanır. Şimdi kenarda ne olur ne olmaz şunu da tutalım. x eksi 3 asla içerisi negatif ve sıfır olamaz. Bu yüzden x eksi 3 büyüktür sıfır olmalı. x büyüktür 3 diye kenarda dursun. Şimdi 5 üzeri 0 öbür tarafa attık bunu. x eksi 3 yine bu tarafa attık. 5 üzeri 2. Buradan 1 x eksi 3 ve 25 geldi. 4 x 28 geldi. 4 ile 28'in arasında kaç tane sayı var arkadaşlar? İkisi de dahil değil. 23 tane tam sayı var. A şıkkı. da önce bir insan ne yapacağım falan diye bir şaşırıyor ama şöyle düşünün bak rahat olun bir sayı bu sonuçta. T gibi bir sayı. Şimdi şunu diyeceğiz yani x artı 1 x büyüktür t. Normalde böyle değil mi işte 2x x küçük eşit t. Böyle bir yapalım sonra fa yorumu yaparız. Bu fonksiyon sürekli ise sol ve sağ limiti hatta o noktadaki değer birbirine eşittir. Şimdi ft neyi eşit? Bunu kullan diyor 2t. Sağdan yaklaştığımız zaman ft artı neyi kullan diyor? Üsttekini yani t artı 1. Soldan limit zaten aynısını kullanacağız yine şunla. O da 2T oldu. Bunların üçü birbirine eşit. Yani 2T eşittir T artı 1'den. T arkadaşlar ne geldi? 1 geldi. T dediğim neydi? F A'ydı. F A 1'miş. Artık bu fonksiyonu şöyle baştan oluşturalım. X artı 1. X büyüktür 1. 2X. X küçük eşit 1. İşte fonksiyon buymuş arkadaşlar. Şimdi buradan F A'yı bulalım artık f a parçalı fonksiyonda buna da eşit olabilir. Yani a artı 1'e ve f a neydi? 1. Şimdi yalnız a buradan ne geldi? 0. Ama biz burada x büyüktür 1 için bu denklemi kullanabiliyoruz. Buradan olmadı. İkinci durum f a eşittir 2 a. Buradan 1 oldu. a ne geldi? 1 bölü 2. Peki bu şartı uyuyor mu? Evet. 1'den küçük bir sayı. Dolayısıyla arkadaşlar a'yı da böyle 1 bölü 2 bulduk. Biraz böyle e, güzel Belki bazı arkadaşlarımızı maalesef elemiş bir soru olabilir. Böylece çözüm öğreniyorsunuz. Yani burada ona dikkat etmek lazım. Yani bir soruyu yapamayınca eyvah ne yapacağım değil. Farklı bir bakış açısı kazandıracak soru da lazım bize. fonksiyonun bir özelliği orijine göre simetrik. Diğer özelliği de fx x eşittir. Eksi fx olması. Bir de sorularda arkadaşlar ben Şöyle f eksi 1 eksi yazmak yerine şu bana daha mantıklı geliyor. Eksi 1'in solundaki bir değer yani temsil olarak yaklaşık eksi 1.1 gibi düşünelim. Böyle düşünmek biraz böyle ters sorularda daha mantıklı. Hafif uyduruk bir sayı vermek. Şimdi burada da iç içe fonksiyon. Şimdi eksi 1 eksi yani f eksi 1 eksi diyeceğiz. Bu da işte dediğim gibi f eksi 1.1 diyelim soldan yaklaştığım için. Bu aynı zamanda tek fonksiyon olduğu için aslında neyi eşit? Eksi f 1.1'e. Yani aslında bana şunu diyormuş. Eksi f 1 artı demek istiyormuş. Bakın bunun neticesinde böyle bir şey olduğunu anladım. Ben riske girmem böyle hafif bir sayı düşünürüm. F1 artıya geldiğimiz zaman bu da arkadaşlar ne bakın? 2 ama bileşke fonksiyonlarda nereden yaklaştığımız da önemliydi. 2'nin biraz üstü. Bu yüzden buraya 2 artı diyorum. Şimdi bakın f Eksi çarpı 2 artı. 2 artı normalde nedir? Böyle 2.1 gibi düşünelim. Yani benden f eksi 2.1'i bekliyor. Bu da ne demek? Eksi f 2.1 olacak. 2.1 de ne demektir? Yine eksi f 2 artı demektir. F 2 artıya baktığımız zaman cevabımız ne? Sağdan yaklaştığımızda 2 artı da direkt 1 bölü 2. Bir de önündeki eksiyi unutmayalım. Eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani cevap C şıkkı biraz tehlikeli bir soruydu bu da. Önce şunu bir hatırlayalım. F türev x eşittir. dy bölü dx veya dfx bölü dx. Bunların hepsi f'in türevini al ya da y'nin ya da işte içinin türevini al demek. Hatta bazen şu da olur. D bir ifade koyar mesela buraya bölü dx der. Burada d'nin yanındaki şu ifade onun türevini al demek tamam mı? Dolayısıyla burada df bölü dx'ten başlayalım. df bölü dx bunun türevini al diyor. Tabi 3 tane ayrı ayrı türev almak yerine ben şunu yapacağım. x kare eksi 5x e, artı 6 çarpı x eksi m diyeyim. Şimdi bunun türevini alayım. Çarpımın türevi 2x eksi 5 çarpı ikincinin aynısı artı şunu sileyim artık anladık zaten. İkincinin türevi x eksi m'nin türevi 1 çarpı x kare eksi 5x artı 6. Bu da böyle geldi. Bir de yanına şimdi ne ekle demiş bunun x. Bu x'e ekledikten sonra bu ifadenin de türevini al diyor. O zaman yapıyorum 2x eksi 5 türevi 2 çarpı x eksi m artı ikincinin türevi yani x eksi m'nin türevi 1 Çarpı 2x eksi 5 artı 2x eksi 5 artı 1. Burada da bu e, gx ifadesi g1'i istiyor bizden. g1 demek g1 eksi m artı eksi 3 oldu. Burası yine eksi 3 oldu artı 1. Şimdi 2 eksi 2m eksi 6 1 daha eksi 5 eşittir 0. Eksi 3 eşittir 2M. M de arkadaşlar eksi 3 bölü 2 oldu. B şıkkı. İlk önce soruda görmemiz gereken mevzu. Bir fonksiyona x eşittir bir absisli noktasında çizilen teğet. Bir noktadan çizilen teğet o, o noktadaki türev demektir. O noktadaki türev de bu soruda sıfıra eşit olacak. Çünkü çizdiğimiz teğet x eksenine paralel diyor. Sonra Türev fonksiyonunun ekstremumu var. O zaman türevin türevi. Bakın iki noktasında sıfıra eşit tamam mı? Ona da dikkat edelim lütfen. Çünkü fx'in değil f türevin iki noktasında ekstremumu var. Buna göre bu iki bilgiyi kullanacağız artık. Burada işlemlerle uğraşacağız diye her türlü. O yüzden çarpımın türevine bir bakalım. f türev x. 2x eksi Çarpı ikincinin aynısı. Artı. Ee, ikincinin türevi 1 çarpı x kare eksi mx artı n ee, şuraya bir daha yazayım hatta 2x eksi m çarpı x eksi 3 geldi yan tarafta x kare eksi mx artı n oldu şimdi bu f türev x, benden f türev 1'i bulmamı istiyor 1 yazarsak yerine 2 eksi m çarpı eksi 1 artı 1 Eksi m artı n eşittir sıfır. Buradan da m artı n eksi e, artı 3 oldu. Şimdi birinci denklemimizi bulduk m ve n'ye dair. İkinciye bakalım. Bir daha türevini alacağız. Neyin tabii? Şuradaki denklemin. O zaman çarpımın türevi 2 eksi m çarpı x eksi 3. 2 eksi m mi? Pardon. 2 x eksi m'nin türevi nedir? 2'dir. m bir sayı olduğu için türevi sıfırdır. Affedersiniz. 2 çarpı x eksi 3 artı x eksi 3'ün türevi 1 çarpı 2 x eksi m artı 2 x eksi m. Bu da f'in ikinci türevi. 2 koyarsak yerine 2 çarpı eksi 1 artı 2 kere 2 4 4 daha 8 eksi 2 m eşittir 0 oldu. Sonra arkadaşlar buradan da. E, işlemler de ama yani 6 eşittir 2m'den m3 geldi çok şükür. m3 olduğuna göre n de buradan 0 oldu çarpımları 0 c şıkkı. Bu fonksiyonun türevi parabolmuş. Parabol bizim için önemli. Çünkü parabol ikinci derece bir fonksiyondur ve her noktada tanımlıdır. O yüzden kopma, işte limitsizlik, süreksizlik falan durumu olmaz arkadaşlar. O zaman burada kesinlikle şunu söylerim y ekseninin sol tarafı ve sağ tarafında mecburen bunun böyle iki tane kökü olması lazım görmediğimiz kısımda. Çünkü bize soruda iki tane max ve min vermiş. Normalde tabii ki bir parabol böyle de olabilir. Ama bu soruda olamaz. Sebep şöyle bile olamaz. Çünkü arkadaşlar fb yerel maksimum demiş. Türevi olan bir fonksiyonda maksimum noktasında türev sıfırdır. Yani türev grafiğinde de orası x eksenini kesmek zorunda ve B sol tarafta olmalı. Çünkü yerel maksimum türevin artıdan eksiye geçtiği yer olur. Yine yerel minimum türev varsa eğer eksiden artıya geçtiği yer olur. Böylece bakın türev fonksiyonun grafiğini göstermiş olduk. A pozitif sayı, B negatif sayı. A'dan B çıkarsa pozitiftir. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa her zaman pozitif. Bir sayının karesi Negatif bir sayının karesi olursa kesinlikle pozitif. A zaten pozitif kesinlikle bu da pozitif geldi. Bir pozitif sayının bütün kuvvetleri arkadaşlar tabii ki eksi de olsa artı da olsa sıfır da olsa daima pozitif olacaktır. Üçü de pozitif gelir e şıkkı. fx x kare artı b olarak verilmiş g'nin türevi verilmiş ama kendisi verilmemiş. Şimdi her iki tarafın integralini alırsak lazım olunca kullanırız gx eşittir x kare artı c olur arkadaşlar değil mi? Sonuçta belirsiz integral bu. E, bu kenarda dursun birazdan kullanacağız. Şimdi f'nin f, f bileşke g'nin türevi verilmiş. Bileşke fonksiyonun türevi neydi? f'nin türevi içeri aynen bunu yaz. Sonra içinin türevi g türevi 2. Bu 24'müş. g türev x 2x olduğuna göre g türev 2 ne olur? 2 çarpı 2'den G türev 2 4 olacaktır. Burası böyle. Şimdi F türev G2. Şimdi türevini aldığımız zaman 2x'tir F türev x. Yerine G2 yazarsak 2G2 çarpı G'nin türevi 2'yi zaten 4 bulduk. Böylece G2 kaç oldu? 24 bölü 8'den 3. Artık şunu söyleyebiliriz. X kare artı C g G2 arkadaşlar 3 olduğu için 2'nin karesi artı c 3 olur, c buradan eksi 1 gelir. Fonksiyon gx fonksiyonu x kare eksi 1. Demek ki g 3 değeri de 9 eksi 1'den 8. Çok hafif bir integralle yaptık bu soruda. ABC'nin arkadaşlar bir pozitif sayı olduğuna dikkat edin. Yani bunlar değişken değil. Bundan dolayı böyle bir şeyin integrali nedir? A, B'den A, A'dan B'ye A, D, X'in integrali A, X'tir. Çünkü X'e göre integral alıyoruz. A, B. Şimdi yerine yazdığımız zaman B çarpı A eksi A kare. Bu arkadaşlar tek sayıymış. A parantezin alırsak B eksi A olur. Şimdi bir sayının çarpımı tekse kesinlikle bütün bileşenler tektir. Bu yüzden A tek, B eksi A da tek. B eksi A tek olduğuna göre A tek olduğu için B'de ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Bunu anladık. İkinciye gelelim. B'den C'ye. B, D, X. Bunun integrali neymiş? B, X, B'den C'ye. Yerine yazarsak B, C, eksi B kare. Bu da arkadaşlar çift olacak. B parantezin alırsak C eksi B olur. B zaten çifti. O zaman buraya bir şey diyemem. Tek de olabilir çift de olabilir. Demek ki C'nin ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. C soru işareti. Gelelim birinci öncüle buradan. A'dan B'ye x dx. Bunun integrali x kare bölü 2. A'dan B'ye yazdım. B kare bölü 2. Eksi A kare bölü 2. Şimdi B arkadaşlar çift bir sayı olduğu için karesi de dördün katı bir sayı olur. Tamam bu bölünür bir sayı olur. Tam sayı gelir. Ancak A tek olduğu için Tek sayının karesi 2'ye bölünemez. Bu tam sayı bile gelmiyor. Birinci öncül bu yüzden gitti. Gelelim şimdi ikinci öncüle. Bunun integrali cx a'dan c'ye yerine yazdığımız zaman c kare eksi c C parantezinde c eksi a. Şimdi bakın. Burada c'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ancak c arkadaşlar çiftse. Zaten çiftle herhangi bir şeyin çarpımı çifttir. Cevap çift gelir. Eğer C tekse, A da tek olduğundan bunların farkları yine çift gelir. Bu yüzden tek çarpı çiften yine çift olur. O yüzden bu öncül sakat bir öncül ama e, belki yanlış yapmanıza sebep olan öncül. Bu şekilde bu da kesinlikle çift geldi arkadaşlar. C'ye ne verirsek verelim çift olduğu için bu garanti çift. Son öncüle baktığımız zaman normal standart bir integral. Üstünü bir arttır x üzeri a. Arttırdığını paydaya yaz a. Bir de yanına ve, vermiş kendisi a'yı yazmayı unutma x üzeri a geldi. Nereden nereye? b çarpı c'den b'ye. Şimdi yazdığım zaman o zaman e, b c b üzeri a eksi b c'nin kuvveti. b arkadaşlar bir çift sayı olduğu için. a önemli değil. Bir çift sayının bütün pozitif kuvvetleri nedir? Çift sayıdır. b çarpı c kesinlikle çift sayıdır. Bir çift sayının bütün pozitif kuvvetleri yine çifttir. Çift eksi çiftten de bu da kesinlikle çift geldi. 2-3 oldu. E şıkkı. Adım adım gidelim. Sürekli bir fonksiyon vermiş. Türevlenebilir. G fonksiyonu şimdi d bölü dx. Başka bir soruda da gelmişti. Bu ne demek? d bölü dx, d bölü f kare bölü dx. Bunun türevini al demek. Nasıl alıyoruz? Üzerine önce bir azalt. 2fx'te. Sonra muhakkak yanına f türev x'i yapıştır. Şimdi 1'den 3'e fx çarpı 2fx çarpı f türev x yani 1'den 3'e 2f kare x çarpı f türev x burada dx oldu. Bakın gx gördüğümüz yere bunu yazdık. Şimdi bir şeyin türevi sorunun içinde varsa orada hemen o şeye u demeliyiz. Burada türevi olan ifade ne? fx. fx'e u dersem Bakın her iki tarafın diferansiyelini aldığımızda f türev x dx eşittir du olur. O zaman burada hemen fx. x gördüğüm yere 1 yazınca f1 verilmiş? 1. Sonra x gördüğüm yere 3 yazarsam sınırlarımızın diğeri de 3 bakın. f3 de neymiş? 2. Yeni integral artık 1'den 2'ye. 2 u kare du. Bunun integrali nedir? U küp bölü 3 bir de burada 2 var. 1'den 2'ye yerine yazdığımız zaman 16 bölü 3 eksi 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Yani 14 bölü 3 D şıkkı. E eşittir 3 bölü 4 x doğrusu verilmiş ya arkadaşlar. O zaman x yerine 4 yazdığımız zaman 3 çarpı 4 bölü 4'ten bakın 3 oldu. Ordinatını bulduk buranın. Yine aynı şekilde 8 yazarsak 8 bölü 4 2 3 çarpı 2'den 6. Demek ki buranın ordinatı da 6'ymış. Şimdi alan yorumu yapabilirim bakın. Bir dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısı. 3 çarpı 4 bölü 2'den toplam şu bölgenin alanı 6 birim kare. Bir de 0 ile 4 arasında fx dx demek arkadaşlar eğri ile x ekseni arasında kalan bu bölge demektir. Burası bize 2 verildiği için toplam alanda 6 bulduğumuz için buraya 2 yazarsak buraya 4 yazmalıyız. Sonra geliyorum buraya. Yine bu bir yamuk bakın. Yamuğun alt tabanı 6, üst tabanı 3, bölü 2, çarpı yükseklik 4. Buradan da 36 gelmiş oldu yamuğun alanı. 18 geldi pardon. 9, 36, 18'miş. 18 oldu. Toplam alanı bana 30 verdiği için o zaman turuncu bölgeye 12 kaldı. Bakın yine 4'ten 8'e fonksiyonun integrali aslında x eksene ile yaptığı bu bölgenin alanı olmuş olacak. Şimdi buna göre 12, 4 daha toplam alan 16 gelmiş oldu turuncu bölgelerin. sınav mantığı açısından fena bir soru değil arkadaşlar. Şundan dolayı şimdi sorunun çözümü çok basit gören için. ÖSYM de bazen böyle yapıyor. Yani büyük bir matematik bilgisine gerek olmayan olasılık sorusu soruyorlar. Ee, bazen sorduklarında da o olayı gördün gördün göremezsen eyvah bu kadar zor muydu diyorsun. Çözümünü bir görüyorsun aa bu muymuş diyorsun. Tam da öyle bir soru. Şimdi bir kere 15 tane kırmızı 15 tane mavi bilyeden toplam 12 tane seçecek arkadaşlar. Seçerken de e, sözlüden yüz alması için bakmadan iki tane bilye seçecek böyle torbadan e, aldığı zaman iki tane bilye aldığında farklı renkte olması lazım. Peki nasıl maksimum e, olasılıkla farklı renkte olabilir? Bunlar birbirine eşit sayıda veya e, mümkünse sadece keşke iki tane koysak ama öyle bir şansımız yok. O zaman eşit sayıda olurlarsa bu durumu arttırırsınız. Eğer herhangi bir rengi fazla yaparsanız diğerinden çıkma olasılığı az gelecek ya aynı renk gelme olasılığını arttırırsınız. Şöyle düşünün abartılı bir örnek vereyim. Bir mavi 11 kırmızı koysanız yüksek ihtimalle zaten elinize ne gelecek? Kırmızı gelecek. E şimdi bunu biraz daha arttırsanız 2 mavi 10 kırmızı yapsanız hala kırmızı gelme tehlikesi daha fazla. Mecburen bunu ne yapmak lazım o zaman? 6 tane kırmızı 6 tane mavi yaparsak gittikçe dengeye geliyor bakın. Yani bilerek en uç örneği verdim. Biraz daha azalttım. En makulü bunların eşit sayıda olması. Zaten başka şansımız da yok toplam 12 tane koyunca. O zaman bu durumda mavi gelme olasılığı 6 bölü 12'den 1 bölü 2 olur arkadaşlar. A şıkkı. 3 pi bölü 4 kaç yapıyor? 180 bölü 4 45-135 derece. Bilebildiğimiz açıysa böyle yazmakta fayda var. 60 derece oldu. Sin A artı cos A çarpı sin B artı cos B denmiş. Şimdi taraf tarafa toplayınca arkadaşlar A açısı güzel bir açı değil. 195 90 7 buçuk. B açısına baktığımız zaman da 37 buçuk oluyor. Çok öyle büyük bir katkısı olan bir durum olmadı. Şimdi sin A artı cos A sin B cos B'yi de yerine yazınca çok anlamlı gelmedi gördüğünüz gibi. Dağıtmak en mantıklısı o zaman. Sin A çarpı sin B. Sonra sin A çarpı cos B. Cos A çarpı sin B. Ve cos A çarpı cos B. Bakın şu zaten direkt sinüs toplam formülü sin A artı B oldu. Şu arkadaşlar... Bu da kosinüs fark formülü. Kos a eksi b'nin formülü. Çünkü arada artı varsa eksiydi kosinüste. Demek ki Sina sin a artı b o zaman buradan zaten biliyorduk 135 derece. Kos a eksi b'nin de 60 derece olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 artı kök 2 bölü 2. Demin dedim ya bunları bilmenin çok bir anlamı yok. Çünkü öyle güzel açı denk gelmedi. C şıkkı. Sadeleştirme sorusu olacak muhtemelen bu. Bakın sekant x 1 bölü cos x'tir. Tanjant x nedir? Sin x bölü cos x. Cos x'ler sadeleşti. 1 bölü sin x geldi. Sonra diğerine baktığımız zaman kosekant x nedir? 1 bölü sin x. Kotanjant x cos x bölü sin x. Bunlar gitmiş oldu. Bu da ne geldi? 1 bölü cos x. O zaman artık yazalım. 1 bölü sin x Artı 1 bölü cos x eşittir sin x artı cos x bölü cos 2x. payda eşitliyorum. Sin x artı cos x bölü sin x çarpı cos x eşittir sin x artı cos x bölü cos 2x. Daraç olduğu için sin x artı cos x'in sıfır olma şansı yok. Sıfır değilse bunları sadeleştirebiliriz malum payları normalde sadeleştirmeyiz. Pay ve paydayı sadeleştiririz. Ama dar açı olunca toplamları muhakkak bunların bir pozitif sayıdır. Bu yüzden götürme hakkımız var. Şimdi sin x çarpı cos x nedir? 2 ile çarpıp 2'ye bölersek 2 bölü sin 2x eşittir 1 bölü cos 2x at sin 2x'i buraya. Böylece 2 eşittir sin 2x bölü cos 2x'ten 2 eşittir tanjant 2x oldu. Yani kotanjant 2x de bunun çarpmaya göre tersi 1 bölü 2 b şıkkı. Doğrusal vermesinin sebebi şu arkadaşlar. E, ee, i̇çerideki çemberin yarıçapı çapı 1 ona dikkat edeceğiz. Çünkü o merkezli ao yarı çaplı demiş. ao yarı çaplı burası bu daha büyük birden demek ki. Buraya şimdi birden yararlanacağım. Bir de x'den yararlanacağım öyle çok yapabileceğim bir şey yok. Hemen Alıyorum biri buraya yazıyorum. Sonra doğrusal olduğu için yöndeş açılar eşittir. Buraya da x diyorum. Buraya da r diyelim. 1 bölü r eşittir. Kosinüs x. Demek ki r buradan arkadaşlar 1 bölü kos x oldu. Şimdi büyük dairenin alanı pi 1 bölü kos kare x pi r kare yani. Diğerinin alanı e, bunun zaten yarıçapı 1 olduğu için 1. Şimdi yeşil bölge bu. Gelelim mavi bölgeye. Mavi bölge nedir arkadaşlar? Burası 1 olduğu için şu tabii ki A dersem şöyle A bölü 1 cos x olur. A buradan cos x gelir. O zaman aynı mantıkla OD ne olacak? B dersek buraya B bölü 1 de sin x'e karşılık geldiği için artık B gördüğüm yere de sin x yazarım. Dik üçgenin bir kenarı cos x, diğer kenarı sin x. Bunun alanında cos x çarpı sin x bölü 2 yani sin 2x bölü 4. Eğer lazım olursa bunu kullanırım. cos x çarpı sin x sin 2x'in yarısıdır çünkü veya bunu kullanırız. Şimdi mavi bölgede bu oldu. Bunların oranı sorulmuş arkadaşlar. Ee, bundan sonra ne söyleriz tabi? Şurada tabi 1 dediğim bölge onu pi diyeceğiz değil mi? Pi re kareden dolayı buraya da pi yazalım Şimdi artık mavi bölge cos x çarpı sin x bölü 2. Oranladığım zaman bakalım ne oluyor? Pi parantezinde payda eşitliyorum. Dikkat 1 eksi cos kare x bölü cos kare x. Sonra aşağısı cos x çarpı sin x bölü 2. 1 eksi cos kare x nedir? Sin kare x'tir arkadaşlar. Burada cos kare x zaten duruyor. Sonra aşağıda cos x çarpı sin x bölü 2 duruyor. Sin x'ler gitti. Buradan o zaman ne oldu? Sin x bölü e, 2 sin x bölü cos küp x oldu arkadaşlar. Bir de yukarıda pi var. Soru ne demişti bize? Yeşilin maviye oranı kaç pi'dir? O zaman 2 sin x bölü cos küp x geldi. Aslında Standart bildiğimiz ne yaptık bir tekrarlayayım üstünden. Önce büyük dairenin alanını buldum. Küçük dairenin alanı yarıçapı çapı 1 olduğu için pi re kareden pi geldi. Sonra e, mavi bölgenin alanı dik üçgenin alanı cos çarpı sin x bölü 2 dedik. Buna lazım olursa dedik lazım olmadı onun üstünü çiziyorum. Bu yeşil mavinin kaç katı kaç pi katı demiş. Bu kadar pi katı geldi arkadaşlar. Soru tabi evet, anlaşılırsa bile belki kolay olmayabilir ama anlaşılma sıkıntısı olursa gerçekten zorlayan bir soru olabilir bu. Size bir bakın çubuk verilmiş çubuğun a ucunda normalde zincir aslında şöyle durur. Bakın şu şekilde bir zincir rastgele durur arkadaşlar. Ama mıknatıstan dolayı fizik derslerinden de az çok bilirsiniz ortaokuldan, fen derslerinden. Mıknatıs arkadaşlar bunun çekim alanına girince bunu ne yapacak? Kendisine doğru çekecek. O yüzden burada aslında şöyle bir durum olacak. Bakın büyüterek göstereyim. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar ve şöyle birleştirdiğimizde bu masaya dik olduğu için gördüğünüz gibi böyle bir dik üçgen olur. Ve bize ne demiş? B noktasının C'ye uzaklığı 5 verilmiş. Zincirin uzunluğu da 10 santim verilmiş. Yalnız şuradaki DC uzunluğunu başlangıçta bilmiyoruz. X. Çubuğun boyunu biliyor muyuz? Hayır onu da bilmiyoruz. Y diyelim. İkinci durumda aynı doğrultuda arkadaşlar biz bunu bu sefer 7 birim geri çekmişiz. Yani burası X artı 7 olacak. Çubuğun arkadaşlar ucunun uzunluğu ne olmuş? 10 santim. Yani burası 10 santim. Kendisinin zaten uzunluğu 10 santim, bakın böyle aslında iki tane pisagor. y kare eşittir 100, 225 yani 15'in karesi, eksi x kare. Aynı zamanda 20'nin karesi 400, eksi x artı 7'nin karesi, burada da bir pisagor. Eksi x kare, eksi 49, eksi 14x. x kareler gitti, 14x eşittir 126 oldu, x buradan arkadaşlar. 9 santim geldi. Bizden ne istiyordu? Şekil 1'de D ve C noktaları arasındaki uzaklığı yani burayı istiyormuş. Cevabımız D şıkkı. Buradaki oranların hepsini böyle 60'a eşitlersek buraya 1 deriz. Ee, buraya sayı vereceğim arkadaşlar. Oran soruyor ya. İsterseniz K deyin. Problem değil ama ben 1 demeyi tercih ediyorum. Çünkü sadece alan oranı soruluyor. 1, buraya 5 diyelim. Buraya 12 diyelim, buraya da 6 diyelim. Şimdi FM 6. O zaman karşı kenarda böylece 6 olacak. Paralel kenarda. Sonra BL'nin 5 olduğunu biliyoruz. F -E başka 12 DF neresi bakalım? DF 12. Bakın. Paralellikte benzerlik oranı fark ettiyseniz 6 bölü 12'den 1 bölü 2 geldi. KL sonuçta. FM'ye paralel olduğuna göre DF'ye de paraleldir. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için orta taban çıktı L ve K 5 5 olacak. E, aynı şekilde burası da 5 5 olduğu için ikiz kenar bir üçgen. Yükseklik bakını indirdiğimizde 3 3 burası da 4'tür. Yine buradan bakın 4 oldu. Şimdi bu 4 aynı zamanda bu KLF'nin de yüksekliği paralel iki doğru arasındaki uzaklık asla değişmez. Bakın şöyle çektiğimiz zaman yine 4'tür. Artık 6 çarpı 4 bölü 2'den KLF'nin alanı zaten dikdörtgenin kısa kenarı 1 verilmişti. Yani daha doğrusu oraya biz 1 demiştik. Uzun kenarı da arkadaşlar 10. 10 bölü 12 yani 5 bölü 6. Tabii ki K diye A diye harfler verilebilirdi ama sadece oran sorulduğunda uzunluk istemediğinde en azından bu sayı verme hakkımız var. OAB açısının açı ortayı arkadaşlar. OAB açısı burası. Şöyle bir açı ortayı çizersek C noktasından geçiyormuş. Tabii ki paralel doğrular arasında açı ortay verildiği zaman Z'ye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Z'den dolayı bu açılar aynı olacak bakın. Ve paralel artı açı ortay bize ikiz kenar getirecek. Dolayısıyla burası 17-17 olur. Sonra 8 birim verilmiş C8'e 0 verildiği için. O zaman şöyle bir dik yamukta dik üçgen yorumu yaparsak. 8, burası 15, kalır buraya 2, buraya da 2 kalır. 2 artı 17 bölü 2 çarpı 8 böylece 76 birim kare A şıkkı. E merkezli bir daire dilimiyle kapatacak diyor ama Daire diliminin yarı çapını bilmiyoruz arkadaşlar. Açısını da bilmiyoruz. Yorum yapmamız lazım. Bir kere tamamını kapsaması için yapacağımız yerin yani mesela şöyle bir şey düşünün. O zaman E noktasının en uzak noktaya olan uzaklığını bile kapsaması gerekiyor. E'nin bu kare üzerinde en uzak noktası neresi? Şöyle bakın N noktası. Böylece biz buraya kadar bile ulaşırsak zaten geri kalan yerlere ulaşırız. Yani düşünsenize bakın yarı çap artık böyle olduktan sonra biz zaten böyle kapsadığımız zaman gerçekten havuzu örtmüş oluruz. Hatta daha büyük bir bölgeyi örteriz. Ama mecburen havuzun tamamını kapatmak için biraz dışarı alan taşması gerekiyor. Sebebi de E noktasının N noktasına uzaklığı burada en uzak uzaklık. Ama diğer yerlere daha yakın bakın. L'ye göre yarı çap alamayız. T'ye göre yarı çap alamayız. Ya da şöyle U'ya göre yarı çap alamayız. Bu sefer kısa bir bölge olur bazı yerler açıkta kalır arkadaşlar. Dolayısıyla burada yarı çap ulaşabileceğimiz en uzak mesafe olması lazım. Ki garanti altına alalım havuzu kapatmayı. Böylece EN yarı çap olacak arkadaşlar. Peki açı ne olur? Yine bakın sınırlar şöyle KE ve ET olacak şekilde böyle yaparsak işte o zaman gerçekten şöyle kapatmış oluruz. Ve hiç açıkta da yer kalmaz. Toplamda o zaman 120 derecelik bir daire dilimi oluşturmamız gerekiyor. Bakalım o zaman. Şöyle yarıçap e, yarı çap bulmak için 3 burası, 3 burası. 30, 30, 120'den dolayı burası da 3 kök 3 geldi. Artık R kare eşittir. 9 artı 9 artı 27 artı 18 kök 3. Buradan da R kare eşittir. 45 artı 18 kök Daire diliminin alanı pi r kare 120 bölü 360 arkadaşlar. Yani pi r kare bölü 3. Pi bölü 3. R'nin de 45 artı. R karenin de 45 artı 18 köküç olduğunu biliyoruz. Böylece sadeleştirdiğimizde pi 15 artı 6 kök 3 gelecek arkadaşlar. C şıkkı. Soruda ilk önce şunu söyleyeceğim size arkadaşlar. Analitik düzlemde. Çizmeden de soruları yapabiliyoruz çoğu zaman. Özel olmayan noktalar olduğunda veya özel olmayan doğrular olduğunda. Ancak sorularda iki tane absis eşitse, iki tane ordinat eşitse bu tesadüf değildir. Aslında orada bir paralellik çıkacağı için çizmeniz gerekir. Bakın şimdi burada ilk önce A2'ye bir noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndüreceğiz. Pozitif yönde 90 derece döndürmek böyle saat yönünün tersi bakın şu şekilde alfa dersek burası 90 derece o zaman burası beta şöyle indirdiğimizde alfa burası beta yani kuralı hatırlamayan arkadaşlarımız ezberlemek zorunda değil böyle eşlikle de yapabilir 2'ye 1 noktası burası 2 birim burası 1 birim o zaman yine aynı şekilde şurası arkadaşlar e, betanın karşısı 2 olduğu için böyle burası da alfanın karşısı olduğu için 1 demek ki yeni noktamız b noktamız eksi 1'e 2 geldi Şimdi eksi 1'e 2 noktası olduğu için arkadaşlar bakalım 2'ye 1 noktası ve eksi 1'e 2 noktasını elde ettikten sonra bunları da sağa doğru ve e, sağa doğru diyor değil mi? Evet pozitif yönde dediğine göre sağa doğru 4 birim öteleyeceğiz. Şimdi A noktası 2'ye 1'deydi. Artık A noktasını öteleyince yeni bir nokta elde etmemiz lazım. O da arkadaşlar ne? 6 birim. Ve 1 bir birim yani 2'ye 1, 6'ya 1. Buna C diyelim. Sonra arkadaşlar B'yi ötelediğimiz zaman B nerede? Eksi 1'e 2'de. Şöyle ordinatı daha büyük bir yerde olduğu için böyle diyelim. Eksi 1'e 2'yi ötelersek o da böyle arkadaşlar. Bir D noktası olsun. Böyle bakın. Bu şekilde bir e, dörtgen elde ettik. Ve D noktası da 4 birim ekleyince 3'e 2 olduğu için bakın. Bu 3'e 2 ve eksi e 2 x eksenine paralel. 2'ye 1, 6'ya 1 bunlar da x eksenine paralel. Yani o zaman aslında şu elde ettiğimiz şekil bir paralel kenar oldu. Hem BD hem AC x eksenine paralel olduğu için. O zaman 6 eksi 2'den buranın bir kenarı 4 ya da 3 eksi eksi 1'den yine buranın bir kenarı 4. Böylece ne olur arkadaşlar? Bunların aralarındaki uzaklığa bakalım. D noktasının AC'ye olan uzaklığı aslında iki tane ordinatın arasındaki uzaklık. Yani 2'den 1 çıkarırsak bunların yüksekliği de 1 geldi. Paralel kenarın alanı 4 çarpı 1'den 4 olmuş oldu. E şıkkı. Çemberin simetri ekseni arkadaşlar nedir? Önce onu bir görelim. Çemberin simetri ekseni aslında çap üzerinden geçen doğrudur. Dolayısıyla burada 3x artı 4y eksi 21 eşittir 0 doğrusu bu çemberin simetri ekseni olduğu için çap da bu doğrunun üzerindedir. Yani merkez de bu doğrunun üzerindedir. Bu çemberin merkezi N'ye N. 1.1 doğrunun üzerinde ise o denklemi sağlar. Yerine yazalım. 3N artı 4N eksi 21 eşittir sıfırdan. N arkadaşlar 3 geldi. Merkezi 3'e 3 noktası oldu. Şimdi merkezi 3'e 3 olan çember bir teğet doğrusu varmış. X ve Y eksenlerini sıfıra 12 ve A noktasında kesiyormuş. Bakalım. Şimdi 0, 12 noktasında bir teğet şöyle çizelim. Bu çemberi de şöyle çizelim arkadaşlar. Bakın çember merkezi neye ne olan bir çemberin özelliği neydi? Hem X eksenine hem de Y eksenine teğetti. Neden? Çünkü yarıçapı da ne? Yoksa direkt böyle söyleyeceğimiz bir şey değil. Bir çember merkezi neye nedir Böyle de olabilir ama yarı çapta bu merkezin koordinatlarının mutlak değerine eşitse bu şekilde bunu da görmek gerekiyordu soruda bilerek verilmiş. Buna göre o zaman 12, 0'a 12 burası. Burayı bilmiyoruz. Bir A noktası. Şimdi ne söyleriz? Merkezden şöyle 3, 3. Bunlar birbirine eşit olduğu için. Buraya 9 birim kalır. Bir noktadan indirilen t'ler eşit 9. Şöyle buraya A desek burası da arkadaşlar A. Böylece 12, 3 artı a ve 9 artı a hipotenüs. 12 ile özel üçgen 9, 12, 15. a'ya 6 versek oluyor mu? Evet oluyor bakın. Gördüğünüz gibi burası 9 birim geliyor. Burası zaten 12 birim. Böylece bu üçgenin alanı 12 çarpı 9 bölü 2'den 54 birim kare oldu. D şıkkı. Soruda arkadaşlar O, A üssü B bir üçgen dememiş. Belki baştan onu söyleyeyim. Bu şekilde burayı üçgen kabul edip yapan arkadaşlarımızın cevabı doğru gelmemesi normal gelmediyse. Çünkü A üstü C, B doğrusal diye bir şey demiyor. Sadece bize şunu söylüyor orada. Normalde kağıt bakın şöyle bir kağıt bu. Bu kağıdın şu O, C, A kısmı kesiliyor. O, C, A'yı kesip biz buraya katlıyoruz. Katladığımız için... Burası ikizkenar dik üçgen olduğundan dolayı A açısı 90 bu yüzden evet gerçekten A üstü açısı da 90 derece. Bunun e, şu şekilde bir görüntüsü var. Yani bu mavi bölgelerle turuncu bölgeyi ilk anda karıştırmamak lazım. Sadece mevzumuz bu. Devamında yorum yapacağım artık. Şimdi oran soruluyor ya. Oran sorulan sorularda bence bir sayı vermek daha mantıklı. Çünkü bana hiç kenar uzunluğu falan sormuyor. O zaman bu doğrunun eğimi 2.4 ise 2.4 ne aslında? 24 bölü 10 yani 12 bölü 5. Şöyle bir şey yapsak. Doğrunun eğimi 12 bölü 5 ise buraya 12 birim diyeyim. Buraya da 5 birim diyeyim tamam mı? Böylece burası 13 birim. Sonra katladığımızda uzunluk değişmez. OA üssüyle OA da birbirine eşittir. Bu da 13 birim olur. Sonra şöyle dik V'yi gördüğüm zaman ben devam ettiririm arkadaşlar bu şekilde. Tanjant alfa 12 bölü 5, burası da alfa beta 90'dan bu açıda alfa derece, o zaman buraya da 12K'ya 5K diyorum. Sonra buraya 13K diyorum, buraya 13K diyorum, buraya da 13K diyorum. Şimdi dikkat, şuradaki dikdörtgenden dolayı 12 birim, sol taraf 12 birim, sağ tarafta 18K. Bunlar birbirine eşit, K buradan 2 bölü 3 geldi. Demek ki k 2 bölü 3 ise burası 13 çarpı 2 bölü 3 oldu. Şimdi c noktası hem arkadaşlar mavi üçgenin hem de turuncu üçgenin tepe noktası. İkisinin de yüksekliği aynı. O zaman alanlar oranı tabii ki tabanlar oranıdır. Buna göre 13 çarpı 2 bölü 3 ab 13 diğer kenar alanlar oranı 2 bölü 3 gelmiş oldu. A şıkkı oldu. Bir daha yerine yazıp bunun alanını ayrıca bul, bunun alanını ayrıca bul yapmaya bu şekilde gerek kalmamış oldu. Küre arkadaşlar şeklinde verilmiş bu e, top ve bakın yarısı içeride kalmış demek ki bunun yarıçapı o zaman 12 birim. Sonra bir küre veya dairenin zemine uzaklığının en kısa olduğu yer çapın ucudur arkadaşlar. O yüzden burası 3 santim olur yarı çapı da 12 olduğundan demek ki koninin yüksekliği 15 santimmiş. Bir de kesik konilerin hacmini bulurken benzerlikten yararlanırız. Bu yüzden arkadaşlar şöyle uzatmak lazım. Burayı da böyle uzatalım. Bundan sonra artık 6, 12. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Şimdi küçük yüksekliğe h desek tüm yükseklik h artı 15. 1 bölü 2 olması için haş buradan 15 santim geldi. Ne yapacağız? Benzerlik oranının kübüydü hacim oranı. 1 bölü 8 olur. Beyaz bölgeye V dersek o zaman tüm hacime 8V demeliyim. Buraya V diyorum. Demek ki saksının hacmine 7V kaldı. Beyaz bölgeyi bulalım. Taban alanı 36Pi yarı 6 olduğu için. Yükseklik 15. Bölü 3. 12Pi çarpı 15. Bilerek böyle yazacağım. Çünkü ortak parantez alacağım birazdan. 7V eşittir 12Pi. 15 çarpı 7. Böyle büyük sayıları çarpmanın anlamı yok bence. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi. R kübün yarısı çünkü yarım küre. R dediğim 12'nin kübü. Bakın burada da yine 12'nin kübünü alacak halimiz yok. Ne diyeceğiz? Ee, 4 bölü 3, 2 bölü 3. Ee, 2 bölü 3 olduğu için şurayı da 144 çarpı 12 diyeyim. Sadeleştireyim. 48. Ee, buradan da 96 pi çarpı 12. Çıkarmam gereken kısım 96 pi bölü 2 kaldı. Burası da arkadaşlar tüm kesik koninin hacmi. O zaman 12 pi çarpı 15 çarpı 7'den 12 çarpı 96 pi'yi çıkarırsak 12 pi parantezinde 105 eksi 96 12 pi çarpı e, buradan da 9 geldi 108 pi oldu arkadaşlar c şıkkı.